Umarız bir çaresi vardır. Yardımcı olacak biri varsa iletişim numaralarını mutlaka size ulaştırabiliriz. Bu çağrıyı da yapalım buradan. Gerçekten çok zor bir durum. Bursa'dan bir haber aktaracağız. İlginç bir haber. Bir kadın aldatıldığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Kocasından ayrıldı. Mahkeme eski kocanın nafaka ödemesine hükmetti ama koca yüksek bir üst mahkemeye itiraz etti. Ve Yargıtay emsal bir karara imza attı. Kararı bozdu. Yani koca nafaka ödemeyebilir dedi. Bakın neden. Eşine hakaret eden birinin nafaka alıyorsa nafakasını kaybetmesi gerekir mi sizce? Asla böyle bir şey olamaz. Eninde sonunda nafaka bir hak. Yani kaybetmemeli çünkü niye ettiğine bağlı, onu bir sorsun hakim önce. Sen erkek misin? Karaktersizsin, kılıbıksın. İnşallah işinde başarılı olamazsın köpek. İşte bütün bu cümleler bir kadına yoksulluk nafakasını kaybettirdi. Çünkü Yargıtay eşine beddua ve hakaret edene nafaka ödenmez dedi. Yargıtay vermiş olduğu bu son kararla eşlerin, hakaret eden eşlerin, beddua eden eşlerin yoksulluk nafakasından mahrum kalacağına ilişkin yolu açmıştır. Duygusal davranmış Yargıtay. Demek ki acısı var biraz. Hakaret ne olduğuna bağlı. Demiş ki sen nasıl erkeksin? Kadın demiş. Kadın demiş. Demek ki bir dakika dur. Şimdi her şey karşılıklı. Herkes diyor onu ki. Herkes eşine böyle mi diyor? Evet. Çok. Dememeli. Yok. Dememeli ama diyor. Buradan da çıkan sonuç şudur aslında. Eşlerin ayrılırken birbirlerine veya evlilik birliği içerisinde birbirlerine karşı sarf ettikleri kelimelerde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Demeyecek tabii. Yazık, öyle olmaz. Doğru mu? Olmaz. Bu olayda kadın daha önce aldatılıyor ve eşini affediyor. Yargıtay olayın özüne bakıyor mu? Elbette Yargıtay dosyanın tamamına bakar ve ona göre karar verir. İlginç, çok ilginç. Kanunumuz ne diyorsa haklıdır o zaman.